22 yıllık AKP iktidarı boyunca 9 tane bakan değişmiş ve bu 9 bakan süresince de 18 kez müfredat değişikliği yaşanmıştır. Müfredat değişiklikleri yaparken asıl öznelerine hiçbir zaman sorulmadan kapalı kapılar ardında gerçekleştirilmiştir. Aslında bir müfredat değişikliği yapılırken mutlaka işin özneleri olan öğretmenlerin fikirleri, eğitim bilimcilerin fikirleri, sendikaların, eğitim sendikalarının fikirleri mutlaka alınması gerekirken AKP iktidarı ne yazık ki kapalı kapılar ardında kendi ideolojisine göre müfredat belirliyor. Tabii ki burada yapılmak istenen aslında tabii ki AKP iktidarının kendi ideolojisine uygun bir müfredat oluşturmaktır. Çünkü her zaman şu bir gerçektir ki bir toplumun eğer mühendisliğini gerçekleştirmek istiyorsan bunu en belirleyici olan eğitimdir. AKP de bunun farkında olduğundan, bu bildiğinden dolayı eğitimi araç olarak kullanmaktadır. Kendine göre bir toplum dizayn edebilmek için. Bir müfredat değişikliği yapılırken mutlaka bilimsel olmak zorunda, demokratik olmak zorunda, eşitlikçi, toplumsal, cinsiyet eşitlikçi olmak zorunda ve aynı zamanda laik bir eğitim olmak zorunda, ana dilinde eğitimin de gözetilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki tekçi, dinci bir zihniyet oluşturmak isteyen AKP iktidarı bu yönde eğitim müfredatını kendi istediği şekilde değişiklikler yaratmaktadır. Ülkenin Cumhurbaşkanı şu söylemiyle aslında tamamen eğitim politikasını ne yönde evirmek istediğinin göstergesidir. Göstergesini ortaya sergilemektedir. Biz evet iktidardayız ama fikriyatımız hala iktidarda olamamıştır söylemiyle. Aslında kendi fikriyatlarını toplumun tüm alanlarına empoze etme çabası içerisinde olduklarının ayak sesleriydi bu söylemleri. Ve tekçe bir anlayışla bir eğitim sistemini oluşturması evet büyük tehlikelerin ayak sesleridir. Çünkü burada tekçi olması tek bir anlayışın hakim olmasına beraberinde getirmektedir. Diğer tüm anlayışları, tüm kesimleri yok sayan, ötekileştiren bir durumu ortaya koyacaktır. Ve aynı zamanda demokratik işleyişe de ters düşen bir durumdur. Özellikle son müfredatta bilimsel akademik olan derslerin kaldırılıp yerine daha çok dini derslerin arttırılması, milliyetçi söylemlerin arttırılması burada şunu beraberinde getirecektir. Düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen ve aynı zamanda kendi haklarını savunmayan, her şeyi olduğu gibi kabul eden bir neslin oluşmasına neden olacaktır. AKP iktidarının zaten istediği nesil de böyle bir nesil. Ama biz eğitimsel olarak kesinlikle bilimsel, laik, demokratik, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, ana dilinde eğitimi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin geleceği ancak böyle bir nesil yetiştirdiğimiz zaman, bu ilkeler doğrultusunda nesil yetiştirdiğimiz zaman ülke aydınlık bir geleceğe sahip olacaktır.